Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki temaslarıyla başlayalım bültene. İsveç'in NATO üyeliğinden tahıl koridoruna kadar birçok önemli açıklaması oldu Erdoğan'ın ve her biri de dünya basınında manşet oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan televizyon kanalında kendisine yöneltilen provokatif soruya da tepki gösterdi. Saygı duymanız lazım. Saygı duymanız lazım. Kesme. Kesmeye hakkın yok. Kesmeyeceksin. Saygı duyacaksın. Ve yargının vermiş olduğu karara da saygı duyacaksın. You're not going to interrupt me and respect me. Amerikan kanalındaki konuşması da dünyanın manşetinde yer buldu. Sunucu sözü terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya getirdi. Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz cümlesi provokatif niyeti de gözler önüne serdi. Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Yargının verdiği karara saygı duyarım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünün kesilmesi üzerine tepki gösterdi. Saygı duymanız lazım. Saygı duymanız lazım. Kesme. Kesmeye hakkın yok. Kesmeyeceksin. Saygı duyacaksın. Ve yargının vermiş olduğu karara da saygı duyacaksın. You're not going to interrupt me and respect me. Putin'le yaptığı tahıl koridoru görüşmesine 13. Konkordiye yıllık zirvesinde Soçi ziyaretimde Sayın Putin'le Afrikalı kardeşlerimize yönelik ilk etapta 1 milyon ton tahılın sevkiyatını görüştük. Yeniden bu tahıl koridorunu işletmeyi 1 milyon ton yetmez, bunu daha da artırmanızı rica ediyorum dedim. Putin'e olan güvenine ise dünya basınına manşet olan bu sözlerle Amerikan televizyon kanalı PBS'de değindi. Yani güvenmemen için hiçbir sebep yok. Rusya'ya güvenmemek için hiçbir nedenim yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o kadar güvenilir. Son 50 yıldır Avrupa Birliği kapısında bekliyoruz. Ve bu konuda Rusya'ya en az Batı kadar güveniyoruz. Ve İsveç'in NATO üyelik süreci de geldi gündeme. Her şeyden önce İsveç'in verdiği sözleri tutması gerekiyor. İsveç görünürde yasal değişiklikleri uyguluyor. Ama bu tabii ki de yeterli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine karşı tutumunun yeterli olmadığını bir kez daha vurguladı. Terör örgütleri İsveç sokaklarındaki gösterilerini durdurmalıdır. Çünkü bunun gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemlidir. İsveç görünürde mevzuat değişikliklerini uyguluyor. Ama bu tabii ki yeterli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York'taki temaslarına önemli açıklamalarıyla devam etti. Konkordiya zirvesinde küresel enflasyona değindi. 2024'ü işaret etti. Küresel enflasyon tüm dünyanın tehdit ettiği bir durum. Biz de bu enflasyonun şu anda bedelini ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz bu konularda yoğun bir gayretin içerisinde başarılı bir süreci yönetiyorlar ve buradan da gerekli olumlu neticeleri alacağız ve bununla birlikte 2024'de çok daha farklı bir şekilde gireceğiz. Düşünce kuruluşu temsilcileriyle yaptığı görüşmede gündeminde Avrupa Birliği de vardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılmasının önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Şüphesiz tek başına bizim istememiz yeterli değildir. Bu gayretlerimizin hedefine ulaşmasında Avrupa Birliği'nin tavrı da belirleyici olacaktır. Başkanım.